Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Bugün Team of the Year 2015. Yani milletin TOTY dedikleri arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun artık seçimleri şu ana kadar 6 milyon. Bakın yukarıda görüyorsunuz şurada. 6 milyon 437.574 tane oy verilmiş. Yani yapılmış. 6 milyon kişi katılmış şu anda. Onlardan bir tanesi de neden biz olmayalım. UEFA.com'un internet sitesinde, bakın hatta şöyle söyleyeyim, en.toti.uefa.com adresine girerek sizler de buradan seçimlerinizi yapabilirsiniz. Hadi bakalım benim seçimlerim nasıl olacak? İlk önce takımımızı seçin diyor. Evet, takıma geldik. İlk önce pozisyonu seçiyoruz. Hangi formasyonu oynamak istiyorsunuz onu soruyor. Ben 4-3 oynamak istiyorum. Kaleci her zaman benim için Manuel Neuer'dir arkadaşlar. Her zaman kaleci olarak Manuel Neuer ekliyorum. Daha sonra defansa geçiyoruz. Defansa şöyle bir şey yapacağım. Defansa sağ bek, sol bek falan filan seçmeyeceğim. Sadece en iyi 4 tane defans. Benim için en iyi 4 tane defans. Hangisiyse o 4 tane defans seçeceğim. Şu anda baktığım zaman burada Boateng var. Boateng gerçekten inanılmaz bir defans benim için. O yüzden Boateng'i seçiyorum. Kartı ekliyorum Boateng'i. İkinci defansım geldiğim zaman Sergio Ramos olması lazım. Sergio Ramos diyorum. Sergio Ramos her zaman benim için çok iyi bir defans oyuncusudur. Ve bu sene de gerçekten iyi. Bu da tamam. Üçüncü defansıma geldiğimiz zaman şurada bakın Dani Alves'in artık mirazını dolduğunu düşünüyorum. David Luiz olacağını düşünüyorum. Alaba olabilir. Thiago Silva'nın bu sene çok da bir iş yaptığını düşünmüyorum. O yüzden buraya geçiyoruz. Pique geç. O yüzden ne yapalım? Alaba'yı seçelim. Alaba da iyidir. Alaba'yı seçelim. Ve son olarak son defansımızda Kelin olabilir. Mascherano bir kere olmaz. Mascherano'ya geç. David Luiz de olmaz. Ya Pique de olmaz. Kelini abi. Kelini. Yok Kelini seçmeyeceğim. Pique seçeceğim. Çünkü niye Kelini olsaydı Juventus bu sene şu anda lider oldu. Demek ki lider olamayacak kadar. Yok yani o kadar iyi oynamıyorlar. O yüzden Gerard Pique'yi seçiyorum defansında. Ve orta sahalara geçiyoruz kardeşlerim. Orta sahada bakalım ne yapabiliriz. Orta sahada şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Iniesta artık kıçının kılları ağrımış. Bunu geç. Hakan Çalhanoğlu bizim evladımız, bizim kardeşimiz, bizden birisi olduğu için burada Hakan'a bir kıyak yapacağım yani torpil yapacağız Hakan'a. O yüzden Hakan'ı seçiyoruz çünkü sonuçta Türk'tür. Yani bizim kardeşimizdir. O yüzden Hakan'ı seçiyoruz. İkinci orta sahaya geldiğimiz zaman şimdi şöyle bir şey var. Pogba gerçekten inanılmaz bir orta saha. İyi de oyuncu ama ben her zaman şunu biraz dikkate alırım. Takımı ne yapıyor bu sene? Bu sene Juventus o kadar da iyi gitmiyor. O yüzden Pogba'yı seçmeyi düşünmüyorum. Çünkü niye? Abi iyiysen takımını sırtlarsın. Hazard istediğin kadar iyi ol. Chelsea'nin durumu ortada. Demek ki sen de iyi oynamıyorsun. İyi oynuyor olsaydın Chelsea bu hallerde olmazdı. Yani diyeceksin ki takım oynuyor. Tamam takım oynayabilir ama bir takım daha bir takım çok kötüyse ben herkese faturayı çıkartırım. O yüzden burayı da geçiyorum. Şuraya geldiğimiz zaman Vidal'i seçerim. Çünkü Bayern Münih'in gerçekten iyi futbolcusu. Vidal'i seçiyoruz. Seçtim daha doğrusu. Ondan sonra burayı geçtik. Başka kim vardı? 3 tane var. Bu kadar var. O zaman De Bruyne'i seçerim. Kevin De Bruyne'i seçerim. Çünkü geçen günde gerçekten yine 2 asistimle öyle bir şeyler yaptı. İyi oynuyor. Takımı da iyi oynuyor. Bu üçünü seçtim arkadaşlar. Ve forvete geldiğim zaman tabii ki Messi. Yani bunu konuşmaya gerek yok. Yalnız var ya Messi şekil çıkmış ha. Messi abi yakışıklı çıkmış ha. Vay be Messi'ye bak. Messi diyorum. Diğer tarafa Ronaldo diyoruz. Diğer tarafa Ronaldo nerede? Ronaldo diyorum diğer tarafa. Ve şimdi son olarak forvete baktığımız zaman iki futbolcu arasında kalıyor. Yani şöyle söyleyeyim. İbrahimovic bir kere olmaz. Agüero da sanmıyorum. O kadar yani Agüero kötü futbolcu değil ama en iyi değil. Burada Luis Suarez'le İbrahimovic yaşlandı mı koçum? Luis Suarez'le Lewandowski arasında kalıyorum ama ben hangisini seçeyim bilmiyorum. Şimdi ya ben Lewandowski'yi seçeceğim. Çünkü niye Lewandowski'nin attığı gollere bakıyorum. Gerçekten akıl almayacak goller attığı zaman da oluyor. Yani gerçekten hele o 5-6 gol attığı maçı hatırlayın. Yani çok çok güzel goller attı. Ama Suarez daha çok Neymar Messi taşıyor. Hani içeri falan filan çıkartıyorlar. Biraz boş kaleleri falan fazla Suarez'in. O yüzden Lewandowski'yi seçiyorum. Ve artık takımımız hazır. Emin misin diyor. Eminim diyorum. Ve ilk 11 olarak takımın ilk adınız ne diyor? Onur tabii ki. Onur Şahin. Onur Şahin 1983.com erkek doğum tarihi 16 12 1983 Germany
Almanya favori team Fenerbahçe tabii ki. Fenerbahçe diyoruz ve de submit diyoruz. Ne diyor bu? Please check your detector. Ha bu buna genelde tam tersi yapılardı sanıyorum. 12-16 diyelim. Bakalım. Day mount your day 16 mount. Allah Allah. 16-12-1983 slash mı koy diyor. 16-12-1983 böyle mi yapıyor acaba? Bakalım. Aynen böyle diyormuş. Ve de işte bakın benim ilk 11'im bu şekilde. Ben bu şekilde bir ilk 11 yaptım. Neuer, yani ilk 11 demeyelim. Boateng, Ramos, Alaba, Piqué, Çalhanoğlu, Vidal, Kevin De Bruyne, Messi, Ronaldo ve Lewandowski. Bu şekilde bir şey yaptım. Facebook'ta paylaşalım. Yapmış olduğumuz ilk 11'i Facebook'ta paylaşalım. Ya da paylaşmayalım. Çünkü niye paylaşırsam şimdi siz göreceksiniz. Ve videonun bir anlamı kalmayacak. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizlerin de ilk 11'lerini bekliyorum. Yani arkadaşlar zaten görürüz. en.toti.uefa.com adresinden sizler de bu ilk 11'inizi yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.